Tekrar merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda işgallere karşı oluşan tepkileri, kuvay milliyeyi, milli cemiyetleri, işgallere zemin hazırlayan zararlı cemiyetleri anlatacağım. Boğazlar İtilaf devletlerinin denetiminde olacak. Bulundukları bölgede bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Lütfen düşmeyin bu tuzağa. Kilikyalılar cemiyeti yararlı bir cemiyettir. Neye karşı? halkın iradesine karşı çıkan isyanları bastırmış. Bunu aklında tut, öncülere bu gözle bak. Tekrar merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda sizlere hem birazcık harita üzerinde işgalleri, işgal bölgelerini anlatacağım. Hem de işgallere karşı oluşan tepkileri yani Kuvayi Milliye'yi, milli cemiyetleri ve işgallere zemin hazırlayan, karışıklık yaratan zararlı cemiyetleri anlatacağım. Şimdi haritamıza bir odaklanalım bakalım. Sorularda karşınıza harita yorumlayacağınız, bu yorumlardan yola çıkarak öncüllere ulaşacağınız durumlar gelebilir. Bu durumda haritaya ne gözle bakmalıyım? Şimdi bu gördüğünüz harita Mondros'tan sonra Anadolu'daki işgal planını gösteren harita arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu gördüğünüz bölüm. Haritanın ne bölümü? Lejant bölümü 6. sınıfta öğrendiniz bunları. Lejant bana ne anlatıyor? Haritanın içindeki hangi renk neyi ifade ediyor? Bunu anlatıyor bana. Bunu bilmem neden önemli? Birazdan zararlı cemiyetlerden bahsederken kimin nereyi işgal ettiğini anlattığımda size burada işinize yarayacak bir bilgi olacak. Şimdi bakıyorum. Yeşille gösterilen yerler fosforlu yeşil değil koyu yeşille gösterilen yerler kiminmiş bakın İngilizlerin işgal ettiği yerlermiş bakın nereleri görüyorum şuralarda buralarda ve özellikle neresi bakın Musul ilk işgal edilen yer hatırlayın buralarda bir İngiliz işgali söz konusu turuncu renge bakıyorum Fransızların işgal ettiği yerler diyor bakın neresi benim güney cephesinde mücadele edeceğim yerler ve hatta bunun içindeki bakın şu küçük küçük pembelikler var ya. Burası da İngilizlerin Fransızlara bıraktığı yerler. Yani neresi? Urfa, Antep ve Maraş. Bu bölgede hatırlarsınız, aslında bölgenin tamamında bir İngiliz işgali söz konusuydu. Fakat daha sonra Fransa ile İngiltere arasında yapılan bir anlaşmayla bu bölgeleri İngiltere Fransızlara bıraktı. Devam ediyorum. Morla gördüğüm yerler kimin işgal bölgesi İtalya'nın. İtalya burada aslında küskün bir devlet arkadaşlar. Neden? İtalya'yı yanına çekerken aslında buraları İzmir civarını Batı Anadolu'yu vaat etmişti itilaf devletleri. Ama ne oldu? Ee, Paris Barış Konferansı'nda bunu açıkladılar. Dediler ki biz Batı Anadolu'yu İtalya'ya değil Yunanistan'a veriyoruz. Neden bunu yaptı İngiltere? Yunanistan'ı daha mı çok seviyordu? Tabii ki hayır. Yunanistan daha güçsüzdü, İtalya daha güçlüydü. Sömürge yolu üzerinde güçlü bir İtalya'yı mı, güçsüz bir Yunanistan'ı mı tercih eder? tabii ki güçsüzlü bir Yunanistan'ı tercih etti. Dolayısıyla İtalya'ya verdikleri bölgeye bakın Antalya, Muğla, şöyle Konya civarında bir bölge oldu. Fosforlu yeşille gördüğüm yer Yunan işgal bölgesi. Bakın bir neresi var? Batı Anadolu var. Bir de şurada bakın Trakya'da bir bölge görüyorsunuz. Devam ediyorum. Şu pembeyle gördüğüm yer zaten Mondros'ta da söylemişlerdi biliyorsunuz. Doğu Anadolu'daki 6 ili işaret etmişlerdi. Ermeni devleti kurulacaktı. İşte bu gördüğünüz bölgede Ermenilerin işgal bölgesi. Son olarak bakın bir de kırmızıyla gösterilen bir yer var. Burada da ne diyor? İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettiği yerler diyor. Bakın nereler buralar. Boğazlar. Mondros da ne diyordu? Boğazlar itilaf devletlerinin denetiminde olacak diyordu. Haritadan ben aslında Mondros'u da okuyabiliyorum değil mi? İşte bu şekilde parsel parsel Anadolu toprakları bölündüğünde Anadolu insanı tabii ki yerinde durmadı. Ne yaptı? Eline ne geçtiyse, nasıl yapabiliyorsa kendi toprağını savunmaya kalkıştı. İşte bu esnada Anadolu'da neler kuruldu? Milli cemiyetler ve Kuvay Milliye kuruldu. Şimdi cemiyetleri tek tek ayrıntılarıyla inceleyeceğiz zaten. Ama ondan önce ben size Kuvay Milliye'nin özellikleri nelermiş? Cemiyetlerin özellikleri, milli cemiyetlerin dikkatinizi çekerim. Yani yararlı cemiyetlerin özellikleri nelermiş? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Önce Kuvay Milliye'ye bakalım kere şu farkı unutmayın arkadaşlar. Cemiyetler protesto yapar, mitingler düzenler, kuvay milliye ise ne yapar? Ordu gibi savaşır. Ordu gibi diyorum çünkü Kuvayi Milliye bir ordu değil tabii ki. Ama Kuvayi Milliye'ye ben düzensiz birlikler diyorum. Düzenli olsaydı eğer tabii ki bu bir ordu olurdu. Ama burada ne var? Burada şu var. Ben toprağımı koruyacağım. Ben vatan toprağını kaptırmam düşmana duygusu var. Kuvay Milliye ruhu deriz biz buna. Dolayısıyla bu duyguyla bir araya gelmiş insanlardır Kuvay Milliyeciler. Düzensiz birliklerdir. Bir askeri taktik beklememeliyim tabii ki. Vur kaç saklan gerilla diye bildiğimiz usulü uygularlar. Ne yaparlar? İhtiyaçlarını, silahlarını nereden bulurlar? Tabii ki ihtiyaçlarını halktan karşılayacaklar. Kendileri de halk zaten. İhtiyaçlarını halktan karşılarlar. Tabii ki aralarında Eski askerler de var. Ordu terhis edildikten sonra mücadeleye devam etmek isteyen askerler de var. İhtiyaçlarını halktan karşılıyorlar. Çok güzel. Nasıl savunma yapıyorlar? bölgesel yapıyorlar. Bir kere hani düzenli değil ki ulusal yapabilsin değil mi? Düzenli olsa ulusal yapardı. Ama ne yapıyor? Kendi bölgesini savunuyor. Herkes kendi bölgesini savunuyor. Herkes kendi bölgesini savunursa kurtarırız zaten bu vatanı. Ama tabii ki birliğin güçlü olması için, daha az kayıp vermesi için de düzene ihtiyaç vardır. Bölgesel direniş yapıyorlar çok güzel Mustafa Kemal'e zaman kazandırıyorlar bir kere milli mücadele örgütlenme dönemi sırasında ama düşmanı yavaşlatıyor tamam ama durdurabiliyor mu yavaşlatır ancak durduramaz. Bu sorularda çok çıkar karşınıza. Der ki Kuvayi Milliye düşmanı durdurmuştur. Evet Güney Cephesi'nde biz Kuvayi Milliye'nin mücadele ettiğini göreceğiz. Ama ben genel bir özellik sayıyorsam eğer Kuvayi Milliye'nin düşmanı yavaşlattığını durduramadığını söylerim. Zaten bu sebeple Batı Cephesi'ndeki mücadele başlamadan önce Kuvayi Milliye'den neye geçilir? Düzenli orduya geçilir. O zaman Kuvayi Milliye... Ne zamana kadar görevine devam eder? Düzenli ordu kurulana kadar kadar göreve devam eder. Anlaşıldı mı? Kuvay milliyetçiler. Vur kaç saklan yapıyorlar. Ordu gibi mücadele ediyorlar. Düşmanı yavaşlatıyorlar. Bölgelerinde mücadele ediyorlar ama düşmanı durduramıyorlar. Ne zaman düzenli ordu kuruldu o zaman Kuvayi Milliyecilerin işi sonlanmış oluyor. Burası Kuvayi Milliye kısmı. Şimdi cemiyet kısmına, milli cemiyet kısmına geliyorum. Şimdi Kuvayi Milliye savaşıyordu. Milli cemiyet ne yapıyor? Protesto miting yapıyor. Ama mecbur kalırsa o da tabii ki mücadeleye girebilir mi? Tabii ki girebilir. Mecbur kalırsa mücadeleye Girer diyorum. Peki milli cemiyetler de kuvay milliye gibi bölgesel mi? Evet, milli cemiyetler de bölgesel. İçlerinde bölgesel olmayan cemiyet de var tabii ki, ulusal cemiyet de var. Ama tekrar söylüyorum, genel özellik dediğimde ben ortak bir özelliği bulmam lazım. Birazdan bahsedeceğim hangi cemiyetin ulusal olduğunu. Ancak genel özellik verdiğimde ben cemiyetler içinde bölgeseldir diyorum. Bölgelerinde çıkan karışıklıkları protesto ediyorlar tabii ki. İşgalleri protesto ediyorlar tabii ki. Mitingler düzenliyorlar. Şimdi bu cemiyetler halkın kendi iradesiyle kurduğu cemiyetler tamam. Bu cemiyetlerin kurulması ve bölgesel olarak bu tepkileri göstermeleri çok işe yarıyor. Ama Atatürk'ün hedefini unutmayın arkadaşlar. Atatürk mücadele bölgesel başlamış olsa da ulusala dönmesini ister. Bu nedenle bu cemiyetler ne olacak biliyor musunuz? Erzurum Kongresi size ilerleyen videolarımda anlatacağım. Erzurum Kongresi sırasında bu cemiyetlerden Doğu Anadolu'da kurulanlar tek çatı altında toplanacak. Sivas Kongresi sırasında da tüm cemiyetler hem Anadolu'da hem Rumeli'de kurulan bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti çatısı altında toplanacak. Diyeceğiz ki Atatürk mücadelenin bölgesel başladığını kabul edip ulusal sürmesi gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle de bu şekilde bir toparlama yapıldı. Şimdi size cemiyet anlatmadan önce şurayı bir açıklamak istiyorum. Bakın müdafai hukuk, müdafaa etmek ne demek? Savunmak demek. Hukuk, hukuk kurallarına bağlı olarak müdafaa ediyoruz. Yani biz diyor hakkımız olanı müdafaa ediyoruz. Bu sebeple de ben milli cemiyetlerin müdafai hukuk cemiyeti olarak tanındığını, bilindiğini söyleyebilirim size. Şimdi cemiyetleri tek tek incelemeye başlayabiliriz. Şimdi bir kere Mondros'tan sonra 7. ve 24. maddeye dayanarak bu toprakları işgal etmek adına itilaf devletleri benim ülkemdeki kimi kullanacaklar? Rum'u kullanacak Ermeni'yi kullanacak, Yahudi'yi kullanacak. Yani azınlıkları kullanacak ve onların karışıklık çıkarmasını isteyecek. Bu sebeple önce zararlı cemiyetler kurulacak, karışıklıklar çıkacak. Bunları püskürtmek üzere de yararlı cemiyetler kurulacak. Lütfen şu tabloya dikkatle bakalım bir. Bakın, diyorum ki zararlı cemiyetler. Bunları şöyle de görürsün. Milli varlığa düşman cemiyetler yani benim varlığıma düşmanlar bunlar. Yararlı cemiyetleri de nasıl görürüm? Milli cemiyetler diye görürüm. Yalnız tabloda gördüğünüz üzere zararlı cemiyetleri de kendi içinde ben ne yapmışım? İkiye ayırmışım değil mi? Müslümanların kurduğu cemiyetler, Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Bir de kimin kurduğu? Azınlıkların kurduğu. Şimdi peki bunu anladık. Rumunu, Ermenisini, Yahudisini kışkırttı. İtilaf 7'yi 24'ü yürürlüğe koyacak. Bunlar cemiyet kuruyorlar. Tamam. Peki bunlara ne oldu? Müslümanlar niye cemiyet kuruyorlar? Şimdi ona bakacağız. Milli cemiyetler beklesin bizi. Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetlere bakıyorum. Pontus Rum adı üstünde bunu kim kurmuştur? Rum kurmuştur tabii ki. Mavrimira ve etnik yeter ya. Bakın şu üçünü alıyorum. Bunların üçünü de rumlar kurdu. Ama iki tanesinin amacı başka, bir tanesinin amacı başka. Şimdi haritamıza bakıyoruz. Şimdi haritamda benim Pontus Rum dediğim cemiyet Trabzon civarında kurulan Trabzon Rum İmparatorluğunu canlandırmak isteyen cemiyettir. Ama Mavri Mira ve Etnik Eterya şu bölgelerde. Yani Batı Anadolu'da kurulan cemiyetlerdir. Mavri Mira ve Etnik Eterya. ve birlikte hareket eden cemiyetler arkadaşlar. Neden? Amaçları ortak. Ne var biliyor musunuz amaç? Bakın. Buradan ben şöyle devam ettiğimde burası neresi? Yunanistan değil mi? Yunanistan'ın bir megali iddiası var. Yani büyük ideali var. O da ne? Buraların tamamını ele geçirip Ege Denizi'ni bir iç deniz yapmak. İşte Mavri ve Etnik Eterya bu amaca hizmet edecekler arkadaşlar. Ve bu şekilde bu bölgelerde karışıklık çıkaracaklar. Sonra Hınçak Taşnak. Hınçak Taşnak bir Ermeni cemiyetidir. Ermeni cemiyeti ise Az önceki haritada da gördüğünüz üzere Ermeniler nereye doğru girmek istiyorlar? Doğu Anadolu'ya değil mi? O zaman ben hınçak taşnağın faaliyetlerini nerede göreceğim? Doğu Anadolu'da göreceğim. Ama biraz geriye götüreyim sizi. Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkasya cephesinde Ermeniler için 1915 Tehcir Kanunu çıkartılmıştı. Ve şöyle bir hat izleyip Suriye'ye doğru göç etmeleri istenmişti. İşte o sıralarda gelen, vaktiyle buralarda bulunan Ermeniler çeteleşip şu bölgede arkadaşlar Kilikya dediğimiz bölgede bu hınçak taşnağın bir şubesini açıyorlar. Ve dolayısıyla ben hınçak taşnağı tek bir Ermeni cemiyeti olarak görüyorum. Sonradan parça parça kurulup birleşiyorlar. Ancak faaliyet alanını iki farklı yerde görüyorum. Son bir cemiyette bakın içinde ne geçiyor? İsrail geçiyor. İsrail'i kurmak istiyor. Ama bunun için ne istiyor? İstanbul'daki Yahudileri bir arada toplamak istiyor. Yani bu cemiyet, Alyans İsrailit Makabi Cemiyeti. Bir ne cemiyeti? Yahudi cemiyeti arkadaşlar. Bu da yine İstanbul, Trakya merkezli kurulan bir cemiyet. Şöyle alyans diye yazalım. Şimdi bunlar azınlık cemiyetleri. Ne istiyorlar? Mondros'un 7 ve 24. maddesini yürürlüğe koymak üzere karışıklık çıkarmak istiyorlar. Bulundukları bölgede bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Ve bunları kim destekliyor? Tabii ki itilaf devletleri destekliyor. Şimdi dedim ki size az önce Hadi azınlıkları anladık. Peki bu Müslümanlara ne oluyor dedim. Bunlar da aslında kendini yararlı zanneden zararlı cemiyetler. Nasıl mı? Şimdi işgallere tabii ki çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama buldukları çözümler doğru çözümler değil. Bağımsızlıktan uzaklaşan çözümler. Nasıl? Sulh ve Selamet Osmaniye diyor ki, Padişaha, saltanata bağlılığımızla, bu işe devam edelim kurtuluruz diyor. Ama biraz önce söylemiştim size bir tepkisizlik söz konusuydu. İşgaller geçicidir, sükuneti koruyalım diyordu. E bu şekilde ben püskürtemem ki bu işgalleri. O zaman ben bu cemiyete de yararlı bir cemiyettir diyemem. Sonra bakın şu arkadaşlara ya. Bakın isimlerine baktığınızda bile görüyorsunuz değil mi? Wilson prensipleri, İngiliz muhipleri. Ne diyorlar biliyor musunuz bunlar? Bunların bir tanesi Wilson prensipleri diyor ki Amerika'nın mandası olalım. İngiliz muhipleri diyor ki İngiltere'nin mandası olalım. Birinin mandası olduğunda bağımsız olabilir misin? Olamazsın. Dolayısıyla yararlı cemiyet diyemem tabii ki bu cemiyetlere. Sonra Kürt teali, İslam teali. Şimdi Kürt teali diyor ki tamam diyor bir Kürt devleti kurarız çözeriz bu işi diyor. E burada da bir ayrımcılık, bir bölücülük var. Kaldı ki zaten bunu isteyen yabancı devletler de var. Bu olmamalı. Bu sebeple zararlı bir cemiyettir. İslam tealinin de hani sulh ve selamet Osmaniye'den çok bir farkı yok. Çünkü bu da diyor ki halifeye bağlı olalım. Yani aynı insandan bahsediyorsunuz değil mi? Halife, padişahımız halife zaten. Dolayısıyla Dolayısıyla biz gördük ki İslamcılık fikri ortaya atılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın Arap topraklarında geçen cephelerinde işe yaramadı bu fikir. Bunu da gördük. Ümmet birliği işe yaramıyor. O zaman bu yarayabilir mi? Bu da yarayamaz tabii ki. Dolayısıyla İslam teali de... Yararlı bir cemiyet olamadı. Hürriyet ve itilaf da arkadaşlar aslında bir um, siyasi parti gibi çalışmaya e, gayret etti. Ama bu da yine işte tepkisizlikten, padişaha bağlılıktan bahsettiği için zararlı bir cemiyet olarak görürüz. Hürriyet ve itilaf cemiyetini de. Şimdi azınlıklar zararlı faaliyetler gösteriyorlar. Bazı Müslümanlar yararlı olduklarını sanarak cemiyetler kuruyorlar ama bağımsızlığa aykırı hareket ediyorlar ve geldim mücadeleci Türk halkına. Onlar da ne yapıyorlar? Bakın yararlı cemiyetler kuruyorlar ve bu yararlı cemiyetleri zararlıların bulunduğu yerlerde kuruyorlar ki neye karşılık onların yaptığı karışıklıklara karşı gelebilsinler, onlarla mücadele edebilsinler. Şimdi bunları da farklı bir renkle gösterelim. Kırmızıya alayım mesela. Şimdi şöyle hatta şuradan da size bir küçük lejant yapayım. Kırmızı yararlı diyorum. Şimdi Trakya Paşeli. Bakın bunları ezberlemek zorunda değilsiniz aslında. Daha çok şehirlerin, bölgelerin adından alıyor. Trakya Paşeli. Neresi Trakya arkadaşım? Şuralar değil mi? Trakya Paşeli Cemiyeti buralarda kurulmuş. Şöyle yapalım. Şunlara ben 1-2-3 diyeyim iyim. Tamam mı? 2 3 4 5 6 ve 7 dedim. Haritada da bu şekilde numaralandırayım size. Trakya Paşaeli Cemiyeti işte buralarda kurulan İstanbul, Marmara, Trakya civarındaki bütün işgalleri protesto etmek isteyen cemiyettir. Unutma. Protesto yapacak, miting yapacak, işgalleri eğer mecbur kalırsa püskürtmek üzere mücadeleye de girecek. Bundan da korkmuyoruz herhalde. Şimdi İzmir civarında bir faaliyet var biliyorsunuz. Bakın İzmir reddi ilhak. İzmir müdafaa hukuk diye de görürsünüz. Reddi ilhak cemiyeti diye de ayrıca görürsünüz. Bu cemiyet tabii ki reddi ilhak dediğimde ne yapıyorum? İşgali reddediyorum tabii ki. Sonunda müdafaa hukuk varsa zaten düşünme yani müdafaa hukuk kurallarına bağlı olarak müdafaa ediyorum. Yararlıyım tabii ki. Dolayısıyla Dolayısıyla bu da nerede? İzmir dediğine göre iki numaralı cemiyetim de burada. Devam ediyorum. Trabzon muhafazayı hukuk diye geçer bu. Kime karşılık o zaman? Pontus Rum'a karşılık. 3 numaraya da bunu koydum. Trabzon civarındaki Rum faaliyetlerine karşı gelmeye çalışıyor. Hatta Doğan Dolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birlikte Erzurum Kongresi'nin toplanmasına da katkı sağlayacak bir cemiyet olacak bu cemiyet. Sonra Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bakın Doğu Anadolu bölgesinin tamamında faaliyet gösterir bu. Hatta bir de Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti vardır. Daha önce de söylemiştim size Şark Doğu Garp Batı demek diye. Bu da yine Doğu Anadolu'daki Ermeni faaliyetlerine karşı gelmeye çalışan bir cemiyettir. Şimdi demiştim ki size Hınçak Taşnak Cemiyeti hem burada hem de nerede? Adana civarında Kilikya dediğimiz bölgede faaliyet gösteriyor. O zaman bakın bu Kilikyalılar da nerede olacak tabii ki? Burada olacak 5 numaralı cemiyetimde Adana civarında Kilikya bölgesinde. En çok aslında karıştırılan bu arkadaşlar çünkü neden? Diğerlerinde işte Anadolu diyorum, İzmir diyorum, Trakya diyorum. Buradan çıkarıyorsun. Kilikya isim itibariyle sanki zararlıymış gibi geliyor. Lütfen düşmeyin bu tuzağa. Kilikyalılar cemiyeti yararlı bir cemiyettir. Adını da zaten o bölgeden alır. Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuştur. Devam ediyorum. Anadolu kadınları ya da Sivas kadınları diye de geçer. İki şekilde de görürsünüz. Anadolu kadınları Sivas civarında kurulmuş ve şöyle bir ortalama bir yerde işaretleyeyim size. Dondolu'daki diğer cemiyetlerle hatta Anadolu'daki diğer cemiyetlerle destekli bir şekilde işbirlikli bir şekilde çalışmalarını yapmıştır. Hatta Anadolu Kadınları Cemiyeti bölgesel olarak başlayıp ulusal faaliyet gösteren bir e, cemiyettir. Son bir cemiyetim kaldı. Bakın ismi diğerlerinden farklı, değil mi? Milli Kongre. Ne yapacağım sana biliyor musun? Şöyle tamamını göstereceğim ve Milli Kongre yazacağım. Çünkü hepsinden farklı olarak Milli Kongre Cemiyeti'nin amacı şu, tüm yurttaki işgalleri bütün işgalleri basın yayın yoluyla protesto etmek istiyor. Tamam mı? Hani dedim ya genel özelliğine baktığımda evet bölgeseller. Ama içlerinde ulusal olan var mı? Evet. Anadolu kadınları sonradan ulusallaşmış bir cemiyettir. Milli Kongresi kurulduğu dakikadan itibaren ulusal faaliyet gösteren bir cemiyet olmuştur. İşte cemiyetler bu şekilde özetlenebilir. Tekrar söylüyorum. Lütfen ezberlemeye kalkışmayın. Yerlerini bilin ve varsa elinizde boş bir dilsiz harita alın ve onun üzerinde işaretliye işaretliye çalışmaya gayret edin. Evet. Konumuzla ilgili bir iki tane soru çözüp videomuzu tamamlayabiliriz. Şimdi Kuvayi Milliye ile ilgili bir soru. Artık Kuvayi Milliye'yi çok iyi bildiğini düşünüyorum. Birkaç tane özellik vermiş bana, dört tane. Verilen bu bilgilere göre Kuvayi Milliye demiş, üç tane öncülüm var, durumlarından hangilerini gerçekleştirebilmiştir diyor. Bakın kritik yer burası. Şimdi, işgallere karşı Türk halkının direnme azmini arttırmış. Tabiri caizse gaza getirmiş diyor. Milli mücadelenin başlamasına katkı sağlamış tabii ki. Düşmanı oyalamış. Ne dedim size? Yavaşlattı ama durduramadı. Ne yaptı? Atatürk'e zaman kazandırdı. Ve TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynamış diyor. Şimdi burada bir parantez açayım size. İki tane kazanımı birleştirerek milli eğitiminde gayet sevdiği bir şekilde bir soru sormuşuz size. Şimdi TBMM'ye karşı isyanlar çıkacak meclis kurulduktan sonra. Ve bu isyanları bastırmakta Kuvayi Milliyeciler görev alacaklar. Hatta sonra Kuvayi Milliye yerine düzenli ordu kurulunca birkaç Kuvayi Milliyeci de aslında TBMM'ye karşı isyan edecek ama onları da meclis bastıracak. Ama ilk etapta meclise yani dikkatini çekerim neye karşı halkın iradesine karşı çıkan isyanları bastırmış. Bunu aklında tut öncülere bu gözle bak. Bağımsızlığı korumak istemiştir. İstemiş mi? Tabii ki bir numaralı amacı bu zaten. Düzenli orduyu desteklemiştir diyor. Hiç böyle bir şey söylemiş miyim ben yukarıda? Aa, böyle bir bilgi vermemişim ama ulus egemenliğine sahip çıkmıştır. Bunu söylüyor muyum? Bak işte şu son öncülde söylüyorum. Meclis neyi gösteriyor? Ulusun egemenliğini gösteriyor. Ulusun egemenliğine karşı çıkan isyanı bastırmış mı? O zaman ulus egemenliğine sahip çıkmış. Yani doğru yanıtım ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Zararlı ve yararlı cemiyetlerle ilgili bir soru. Zararlı cemiyetlerin bazı özelliklerini vermişiz azınlık ve Müslüman olarak ayırmışız. Yararlı cemiyetlerinde ortak birkaç özelliğini verip cemiyetleri e, örnekleriyle tabloyu tamamlamışız. Şimdi tabloda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakıyorum seçenekleri okuyacağım. Yukarıya zaten bir göz atmıştım. Yukarı doğru gideceğim. Zararlı cemiyetler iki grupta toplanmıştır. Toplanmış mı arkadaşım iki grupta? Evet A seçeneğine ulaştım o zaman. Yararlı cemiyetler işgalleri püskürtmeyi amaçlamıştır. Bak ne diyor? Yurdun işgali üzerine Osmanlı hükümeti kayıtsız kalmış, millet harekete geçmiş. Niye geçmiş harekete? İşgali püskürtmek için tabii ki. Buna da ulaştım. Zararlı cemiyetlerin faaliyetleri Mondros'un uygulamasını kolaylaştırmıştır. Özellikle azınlık cemiyetleri itilaf devletleriyle işbirliği yapıyor ve işgalleri tabii ki hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Denizli'ye bakıyorum. Yararlı cemiyetler yalnızca kongreler döneminde etkili olmuştur. Bakın yurdun işgali üzerine diyor. Şimdi Sivas Kongresi sırasında toplandı demiyor ki. Bu sırada başladı demiyor ki. Ha şu bilgiyi biliyorum ama bu beni karıştırmasın. Erzurum'da bir araya getirildiler, ulusallaştı. Sivas'ta bir araya getirildiler, ulusallaştı. Bu başka bir şey. Burada diyor ki faaliyetleri kongrelerle beraber başlamış. Yo Atatürk Samsun'a çıkmadan önce zaten kurulmaya başlamıştı yararlı cemiyetler. Dolayısıyla doğru yanıtım ne oluyor? Denizli oluyor. Evet sevgili gençler bu videomuzda size Kuvayi Milliye'den cemiyetlerden milli mücadele örgütlenme döneminin giriş aşamasından birazcık bahsetmiş oldum. Lütfen video izledikten sonra harita üzerinde çalışmalarınızı yapın. Aşağı eklediğimiz soruları yanıtlayın ve konu tamamen pekişmiş olsun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.